Selamlar tekrardan hoş geldin nasılsın iyi misin beni sorarsan ben şu an hiç iyi iyiydi, değilim çok kötü keyfim kaçtı niye kaçtı biliyor musun ben test sorularınızı böyle tatlı tatlı anlatmaya başladım Allah'tan erken fark ettim mikrofon çalışmıyormuş 10 tane soruyu boşuna anlattım böyle kaydı sildim ve tekrardan merhaba diyerek açtım bu videoyu ne haber nasıl gidiyor keyifler nasıl iyidir herhalde e, nereye geldik dalgalara test sorularına mis beraber çözeceğiz. Beraber çözeceğiz. Her zamanki yaptığımız gibi. Sen önce çözebilirsin ama beni kesinlikle dinliyorsun. Bazı bilgilerim olacak çünkü güzel yararlı bilgiler vermeye çalışacağım sana. Tamam mı? Bu konuda öyle aman aman bir soru beklemeyin. Çok özel sorular beklemeyin. Çok fazla soru tipi yaratılacak bir konu değil çünkü. Ama güzel işler vardır. Dilersen gel hemen başlayalım. Ben de şunları güzelce o arada bir sileyim. Şöyle. Gerçek hayatta böyle olsa ne güzel. Çat 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 hemen bak siliyorum böyle. Bir ara ne oldu biliyor musun bir de? Bak şey diyeyim. Sınava girmiştim bir ara. Bu dersleri anlatırken bazen sınavlara da giriyordum ya. İşte silerken böyle kaleme falan şey alışkanlıkta kalemi şey yapıyorum. Böyle dedim ya silgi al falan. Alışkanlık oluyor ya. Saatlerce şuna ders anlatınca sanki kalemle silebileceğine inanıyor insan. Neyse. Şimdi gel başlayalım o zaman. Diyor ki Atölyede dalgalar titreşim doğrultusuna göre sınıflandırıldığında yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar ses dalgaları ne demiştik? Boyuna dalgalar demiştik. Hatta sesine bak boyuna bak. Benim bir tane çocuk var ya tepede. Boyu kısacık ama sesi maşallah diyordum. Sesine bak boyuna bak diye. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Zaten onu da simülasyonda göstermiştim. Titreşim doğrultusu hareket doğrultusuna paraleldi. Su dalgaları enine dalgalardır demek yanlış. Enine ve boyunların özel bir birleşimi olarak hem enine hem boyuna bir, hem boyuna bir özellik gösterir. Bir aradadır. Yay dalgaları da enine de dalgalar demek yanlış. Çünkü yay dalgaların enine ve boyuna türleri vardır. Ayrı ayrı türleri vardır. Bak su dalgalarının enine ve boyuna türleri demiyorum. Enine ve boyuna bir arada olan özel bir dalga çeşididir. Yay dalgalarının enine dalgası da var boyuna dalgası da var. Yani yay dalgaları enine dalgadır demek biraz yanlış o yüzden. Kesinlikle doğru demezsin yani. O yüzden yanıt yalnız bir. Hem enine hem de boyuna dalga olarak sayılabilir. İşte burada enine ve boyuna türü olanları bir de su dalgasını alman lazım. Görünür ışık bir elektromanyetik dalgadır. Enine dalgadır. Su dalgaları enine ve boyuna özellik gösterir. Deprem dalgaları hem enine hem de boyuna ayrı ayrı türleri vardır. Şöyle çizgileteyim türleri olduğunu belirtmek için. Ses dalgaları da boyuna dalgalardır. O yüzden yanıtımızı 2-3 alabiliriz. Periyodik dalgaların dalga boyu için tanımlarından hangileri kullanılabilir diyor. Periyodik dalgaların dalga boyu için. Dalga boyu için bir periyodik sürede dalganın aldığı yoldur. Bunu söylemende bir hiç sakınca yok sonuçta. Dalga boyu bir uzunluk belirtiyordu. Dalgaların ardışık iki dalga çukur arasında uzaklıktır. İki çukur, iki tepe, iki aynı yer gibi. Periyodik dalga üzerine aynı özelliğe sahip ardışık iki nokta arasında. Mesela şöyle çizdik işte. Şu noktalar arasında. Şu noktalar ardışık iki nokta arasında dalga boyu ifade edilebilir. Bunu da doğru olarak alabiliriz şunu bir sileyim. Yanıtı Edirne deriz. Bir sorun yok herhalde öyle çok sürpriz bir soru yok şu anda. Şimdi diyor ki her yerde aynı özelliği bu cümleyi al. Bunlar önemli anahtar cümlelerdir. Gösteren bir ortamda ok yönde ilerleyen mekanik dalganın görünüm zamanla şekilde gibi olmaktadır. Buna göre dalga ilerledikçe dalgaya ait hangileri azalmaktadır diyor. Şimdi özelliği her yerde aynıysa arkadaşlar bu dalganın hızının değişmez olduğunu genliğinin azaldığını yani enerjisinin azaldığını frekans kaynağı bağlı olduğu için frekansın değişmediğini ve dalga boyunun değişmediğini söyleyebiliriz. Tamam anladın mı? Herhalde bir sıkıntı yok çünkü genlik azalmış gitgide burada e, enerjisinin azaldığını ama ortamda her yerde aynı olduğu için her yerde aynı özelliği gösteren bir ortamda yönünde ilerleyen mekanik dalga olduğu için de hızının değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Pratikte bu kolay bir şey mi? Değil ama ideal ortam vesaire gibi durumlarda bunu söyleyebiliyoruz. Tamam. Şimdi periyodik olarak üretilen bir ses dalgası sıvıdan katıya geçerken ses dalgasının fiziksel niceliklerinden hangileri artar diyor. Şimdi bir ses dalgası sıvıdan katıya girdiğinde ses dalgası hatırlıyorsunuz katılarda en hızlı sıvılarda sonra da gazlardaydı. Hızınızın büyüklüğü artacaktır sıvıdan katıya geçişte. Hızınızın büyüklüğü artacaktır. Frekans yine kaynağa bağlı. Değişen bir şey yok. Dalga boyu artacaktır. Hangileri artar? Hız ve dalga boyu. Yanıt evet, o yüzden Edirne olacak. Burayı da anlatmıştık. Burayı da silelim şöyle. Güzel. Şunu da sildik. Gel bakalım. Diyor ki şey daha fizik laboratuvarında tek renkli görünür ışığı hava ortamından su ortamına göndermiş. Buna göre ışık ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi şöyle bir ayırıcı yüzeye siz bir ışık ışığını attığınızda çok optik bilmene gerek yok şu anda. Az yoğun olsun, çok yoğun olsun. Şöyle bir kırılma gerçekleştirebilir. Atıyorum burası hava olsun, burası su ortamı olsun. Hava ortamından su ortamına gittiğinde arkadaşlar bu arkadaşımızın ortalama hızı azalacaktır. Işığın ortalama hızı azalır. Işık normalde boşlukta veya havada birbirine çok yakın değerlerdir. ışık hızıyla yayılır ancak ortam değişikliğinden de etkilendiği için ortalama hızı azalacaktır. Renk ve frekans olayları ışık için aslında bir kimliktir. Yani bizim renklerimiz ışık renklerimiz kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mordur. Burada aşağı doğru gittikçe frekansın biz arttığını söyleriz. Frekans artar bunları optikte çok fazla konuşacağız. Tamam mı? Ee, frekans artar normalde. Ancak bir kırılma olayında sizin ışığınızın rengi değişmediği için o yüzden frekans değişmez. Yine kaynağa bağlı olduğunu söyleyebilirsin. Rengi değişseydi zaten frekansı değişirdi. Yani renk frekans aynı kapı bunlarda. Mesela bunun frekansı daha yüksektir. Dalga boyu daha düşüktür gibi. Ortalama hızı azaldığı için de dalga boyu azalır diyebiliriz. Tamam. Yanıt 1 ve 4 diyebiliriz. Şimdi eşit sürede oluşturulan aynı cins periyodik KLMN dalgalarının görünümü şekildeki gibi buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada mesela eşit sürede oluşturulduğu için burada mesela L dalgası ve N dalgasına frekanslarının K ve M'den büyük olduğunu anlayabiliyor musun? Daha sık oluşturulmuş ya çünkü şu şekilde. Bunu söyleyebiliriz. Zaten K ve M, L ve N kendi içinde tek fark şu genliklerdir. Birazcık kulaklarından şöyle tutup tepeye çıkartmış gibiyiz. Yani K dalgasının frekansı M dalgasına eşittir. M dalgasının genliği N dalgasına da eşittir genliği. Çünkü şuralar birer birim olduğu için artık bunları çok rahat görmeniz lazım. L dalgasının dalga boyu yani şu uzunluğu söyleyebiliriz. İki tepe arası N dalgasının dalga boyuna bak gayet güzel eşittir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Zaten aralarındaki oradaki fark da genliktir. Eşittir diyor. Yanıt Edirne alabiliriz. Çok öyle bir zor bir soru şu an gelmedi. Bir bakalım. Düzgün türdeş bir yayda oluşturulan kaleme atmaları şekilde gibi oklar yönünde ilerlemekte. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Düzgün türdeş bir yayda oldukları için ortam aynı oldukça hızlarının büyüklükleri eşittir. Bu doğru. Atmalar sabit uçtan yansıttıktan sonra enerjilerinin bir kısmını kaybederler. Hayır, böyle bir şey yok. Sabit uçtan yansıttıktan sonra ters dönenler aynı genişlik, aynı genlikle, genlikle devam ederler. Herhangi bir enerji kaybı yoktur. F kuvvetinin büyüklüğü F kuvvetinin büyüklüğü atmaların hızının büyüklüğü artar. Şunu koyduğumuzda eğer hatırlıyor musunuz şu formülümüzün? F kuvvetini arttırmamız bizim burada hızımızın büyüklüğünü arttıracaktır. O yüzden yanıt edinme diyorum yanıt Ceyhan diyebiliriz. Yani çok öyle inanılmaz zor bir soru yok. Yani hocam bu kadar kolay mı soruyorlar? Gerçekten bu kadar kolay soruyorlar. Çünkü konuda gerçekten bir halt yok yani. Sadece konu anlatımı biraz uzun bir konu. Ama soruları çok klasiktir yani. Şimdi ucu uca eklenerek yayların birinde oluşturulan bir atma yayının ek yerinde iletilen ve yansıyan olmak üzere iki atmaya dönüşmüştür. Buna göre yansıyan ve iletilen atmalar hangileri kesinlikle farklıdır diyor. Şimdi mesela ince yaydan kalın yaya geçerken gelen atmanın genliği iletilenden gelen atmanın genliği e, yansıyandan büyüktü. İletilen ve yansıyan arasında genlik kıyaslaması yapamıyorduk. O yüzden genlikleri kesinlikle farklıdır demek yanlış. Yansıyan ve iletilen her iki durumda da ister inceden kalına ister kalından inceye farklı ortamlarda olacak ya evet süratleri bu yüzden de genişlikleri kesinlikle farklı olacaktır. Tamam. O yüzden yanıtı bolu alabiliriz. Tamam. Gayet iyi gibi yani güzel bilgilerimizi kullanarak güzel güzel devam ediyoruz. Çok bir sıkıntı yok gibi. Gel bakalım 10. soruya ile hemen seninle devam edelim. Şimdi 10. soruda ne demiş bakalım bize. Hafif ve ağır yaylar O noktasında birbirine eklenip uçlarından sabit kuvvetle gelerek hafif yayda şekildeki bir ilerleyen baş aşağı atma oluşturulmuş. Buna göre hangileri yargılan hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi hafif yaydan ince yaydan kalın yaya yani hafif yaydan ağır yaya geçişte ne yapıyorduk? Bu sizin gelen atmanızdı. Güzel. Şu yans burası sabit uç gibi davranacaktı. O yüzden şu sizin yansıyanınız olacak. Şuraya y koyalım. Şu da şöyle yapalım. İletileniniz olacaktır. İletildi, ters çevirdi, yansıldı. Şurası çünkü sabit uç gibi davrandı. Ağır yaya iletilen atma baş yukarıdır. Doğru. Tamam. Yansıyan atmanın hızı iletilen atmanın hızından büyüktür. Doğru. Yansıyan atmanın genliği iletilen atmanın genliğinden büyüktür demek kesinlikle doğru diyemem. Bunun için farklı durumlar vardı. Sadece gelen atmanın genliği yansıyandan ve gelen atmanın genliği iletilenden büyük demiştik. Bu ikisini birbiriyle kıyaslayamıyorduk. O yüzden yanıtımız 1 ve 2 olacak. Türdeş bir yay üzerinde oluşturulmuş kale atmalarının genlik ve genişlikleri şekildeki gibi buna göre yargılanan hangileri doğru? Bunların genişlikleri neden farklı türdeş bir yay üzerinde olduğu için? Çünkü a 1ini a hasta oluşturmuşsun birini çok hızlı oluşturmuşsun. Aslında burada genişliklerinin farklı olmasının tek sebebi bu. Hızları aynı. Niye aynı yay üzerindesiniz çünkü? Aynı yay üzerinde olduğu için kağıtmasınızı layatmasınızdan fazladır demek yanlış. K atmasının taşıdığı enerji, L atmasının taşıdığı enerjiden azdır diyor. Genlik enerji hakkında bilgi verir. Evet bunu diyebiliriz. K oluşturması için geçen süre, L'nin oluşturması için geçen süreden büyüktür. Niye? Genişliği fazla. Aheste aheste oluşturduğumda şöyle dalgalar oluşurken hızlı hızlı oluşturduğumda şöyle şöyle oluyordu. Genişlikler azalıyordu. O yüzden burada e, K oluşturulması için geçen sürenin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki, sedef birer uçları duvara serbest burca sırasıyla sabitlenmiş eşit uzunluktaki K ve L yaylarına aynı düşey doğrultuda bulunan kaynaklar ile yaylar üzerinde atmalar oluşuyor. K yayındaki atma duvara, L yayındaki atma serbest burca çarpıp geri dönüyor. Duvara ve serbest burca giden K ve L atmalarımız var yani. Şöyle tamam. Atmalar aynı anda oluşmasına rağmen L yayındaki atma serbest ucundan yansıyarak kaynağa daha kısa sürede geldiğine göre bu durumun nedeni. He. Yani diyor ya ki birini sabite birini serbeste yolladık diyor. Aynı sürede oluşturduk bu atmaları diyor. Ama biri daha erken geldi diyor. Güzel. L yayındaki atma serbest uç. L yayındaki şu arkadaş daha erken gelmiş. Niye? E bu daha erken geldiyse hızı daha fazla. Bunun hızı daha azdır. Demek K'daki yay daha ağır. K yayının L yiğine ağır olması evet bu mantıklı. K yayında oluşan atmanın duvara L yayında katmanın servis ucuya çarpmış olmasının bir farkı yok. Çünkü sonuçta bir enerji bir şey hız değişmiyor hiçbir şey değişmiyor. sadece dönüyorsa ters dönüyordu en fazla. L yönde oluşan atmanın enerjisinin K yönde katmanın enerjisinden büyük bununla da bir alakası yok. Sadece ortam farklılığından dolayı o da yalnız, yalnız bir olacak o yüzden. Hop çok gittik. Şimdi K ve L yayları O noktasından birleştirilip duvarlar arasında girilmiş. Bu yaylardan birisinden O noktasına doğru gönderilen bir atmanın yansıyanı ve şekildeki gibidir. XK XL olduğuna göre hmm, hangileri doğrudur diyor. XK XL'de güzel. O zaman şunu diyebiliriz. XK XL'den büyükse burası incedir. Çünkü hızımız fazla. Genişlik fazla. Burası kalındır. Güzel. İnceden kalına bir geçiş olduğunda burası sabit uç gibi davranıyor muydu? Evet yani Ben bizim arkadaşımızı Şöyle göndersem Çarptı Geri e, Ters çevirelim Yansıdı Bir tarafı da iletildi Bu durumda diyebiliriz K yayındaki atma yansıyan atmadır diyor Bu iletilen bu yansıyan doğru O noktasına gelen atma baş yukarı diyor Hayır baş aşağı olacak iletilen atmanın hızı yansıyan atmanın hızından büyüktür diyor. Hayır küçüktür olmalı çünkü iletilen kalın yayda. O yüzden yanıtımız yalnız bir diyebiliriz. Güzel soruymuş. Fena sayılmaz. Şimdi geldik kaça 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 14'e. K ve L yayları O noktasından birleştirilmiş duvarlar arasına gerilmiş K yayından L'ye doğru. K yayından L'ye doğru ilerleyen bir atmanın bir sensöre sonra iletileni ve yansıyanı şekilde gibidir. Arkadaşlar gelen nasıl diye sorarsanız gelen direkt budur. Şurası zaten sana K yayından L'ye doğru ilerliyor diyor ya burada oluşturmuşsun demektir. Bu arkadaş iletilendir. Bu arkadaş yansıyandır. Bak şu bilgiyi her zaman hatırla. İletilenle gelenin yönü aynıdır. Şu iletilen gelen L İletilen aynı yöndür. Karşı tarafa çünkü ters dönerek geçme diye bir olay yok. Ya gelen ters döner ya gelen ters döner ya da dönmez. hani. Ama karşı tarafa ters dönerek geçme falan gibi bir şey olmadığı için gelenin yönüyle iletilen yönü aynıdır. Buna dikkat etmeniz lazım. Burada ne olmuş? Gelmiş ters dönmüş. Demek ki burası hafif burası ağır. Burası sabit uç gibi davranmış. E, burası hafifse genişliliği atmasından büyük olmayacak mı? Doğru. L atmasının hızının büyüklüğü K atmasından büyüktür demek yanlış. Çünkü ağır yayda. K atmasının enerjisi L atmasından büyüktür diyor. K atmanın enerjisi L atmanın enerjisinden büyüktür. Şimdi bir saniye. K atmanın enerjisi K atmasının enerjisi. K atması dediğim şu yani açıkçası. Onu söyleyeyim. L'deki de bu. L atması e, ee, yansıyan ve iletilen arasında bir kıyaslama yapamıyorduk. Neden? Çünkü hafiften ağıra geçişte öyle bir şey vardı. Ağırdan hafife geçerken kıyaslamayı düzgün yapabiliyorduk ama hafiften ağıra geçerken yapamıyorduk. Hani gelen yansıyandan büyük, gelen iletilenden büyük diyebiliyorum. Sadece burada hani gelen yansıyandan ve gelen iletilenden büyüktür genlik açısından. Yansıyan ve iletilen arasında bir şey yapamadığım için büyüktür demek öyle kesinlikle doğru olmuyor. Ay bu bu sayfa biraz zor sorular. Söylediğim kadar kolay değil. Şimdi X Y noktalarından eklenen kalınlıkları birbirinden farklı KLM yayları duvarlar arasına gelinmiştir. K yayından X noktasına doğru ilerleyen atmanın iletileni ve ilk yansıyanları şekildeki gibidir. Buna göre KLM yaylarının kalınlığından inceye doğru sıralanışı hangisi gibidir diyor. Şimdi K yayından X noktasına doğru ilerleyen atmanın iletileni ve ilk yansıyanları şekildeki gibidir diyor. Şimdi K yayından siz bir atma oluşturacaksınız. Okey. Ve karşı tarafa iletilecek. Mesela şöyle atsak. Mesela şöyle atsak. Diyelim ki zaten her türlü bu da böyle geçecek. Bu da böyle geçerdi. Ama bu olmaz. Çünkü gelen yansıyan. Bunun için gelen yansıyan böyle olurdu. Ama bu yukarıda gözüküyor. Bu olmaz. Çünkü karşı tarafa ters dönerek diye bir gitme yok. O zaman sizin şöyle bir oluşturmuşsun. Karşıya şöyle geçmiş. Bu da çarpmış. Böyle geçmiş. Bak. Şimdi bu arkadaşı burada oluşturdum. Güzel. Güzel. Buraya çarptı ve şu şekilde döndü. Ters döndü mü? Hayır. Ters dönmedi. Demek ki burası hafif. Burası ağır. Çünkü bak bu geldi. Şu hale geldi. Şimdi bu arkadaş gidiyor. Karşıya çarpıyor. Nasıl ki dönüyor? Normal dönüyor. Ve karşı tarafa normal iletiliyordu zaten. Ters dönmediği için burası da o zaman ne oluyor? Çok hafif oluyor. Ağırdan hafife hafiften çok hafife. E bunların sıralanışı nasıl olacak? K büyük, L büyük, N yani kalından inceye doğru sıralanıştır. Bu şekilde olacak. Bak önemli olan bu tür sorularda tekrar söylüyorum. Gelen atmanın yönüyle iletilenin aynı olması. Şöyle bir şey olmaz arkadaşlar. Gelen böyle, iletilen böyle. Böyle bir şey yok. Gelen ve iletilen aynı yöndür. Buna dikkat edin. Tamam. Zaten oradan çıkıyor sorular. Yansıyan da işler değişir. Şimdi diyor ki Berna yaptığı bir deneyde kale atmalarını girişim yaptığını anlamak istemiş. Duvarlar arasında gerilmiş, sabit kalınlıkta bir yerde oluşan kale atmalarına ait birer noktanın t andaki hareket hareketlemeyelim de ona. Ufak bir düzeltme olsun. Titreşim. Yönleri yukarıdaki gibidir. Atmalar belli bir süre sonra şekil 2'deki gibi üst üste şu bölümde karşılaşıp bir girişim yapıyorlar. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Bu arkadaş nereye doğru hareket ediyor? Şimdi ne yapıyordun? Mesela sen şuradasın diyordum ben sana. Güzel. Sen böyle arkadaş dalga bu şekilde geliyorsa diye düşün demiştim. Evet, yukarı doğru gidersin. K sola doğru hareket ediyor. Burada ne oluyor? Aşağı iniyor. Bu demek ki bu tarafa doğru gidiyor. Çünkü dalga seni terk ediyor. Bunda bir sorun yok. İkisi de sabit uçtan ne olacak? Ters dönecek ve ortada bir yerde karşılaşacaklar. K atması ile la atması ilk anda, ilk anda aynı yöne doğru hareket etmektedirler diyor. Aynı yöne doğru hareket etmiyorlar. Biri sola gidiyor, biri sağa gidiyor. Atmaların yaptığı girişimin genliği, atmaların genlikleri toplamı kadardır. Bu doğrudur. Hani şurada maksimum Demiştik ya şöyle geliyordu. Bir birim bir birim. Bunlar birleşiyordu. işte şöyle bir şey oluyordu. Burada iki birim var. Burada bir birimden birazcık az var. Yani 2.7-2.8'lik bir genlik toplamı var. Atmalarını yaptığı girişim desen aşağıdaki gibi olabilir diyor. Şimdi ben neye bakardım? Önce bir genişliğe bakardım. Genişlik 2. Bundan daha büyük olamaz. Burada 2. Genlik de 2'den biraz büyüktü. Bu da sağlıyor. E, Şekilde biraz farz ettiriyor. Yani şunları şöyle şuradan da yapabilirsin. Sanki şurada şöyle bir üstüne daha binecek. Ters dönecek de. Ben şöyle gösteriyorum şu anda. Üst tarafta gösteriyorum. Şu arkadaşa şu arkadaşa eklediğiniz zaman hani şöyle bir şey olacaktır yani. Yani buna bu olabilir. Hani ama hocam şuradaki şey şöyle gelir mi böyle gelir mi buna çok takılmayın. İşte buradaki genişlik, genlik, biraz şekil benzeri yaptığı zaten olabilir diyor. Evet olabilir. Bir sıkıntı görmedim ben. O yüzden yanıtı 2 ve 3 alabiliriz. Tamam. Güzel. Gel bakalım devam edelim. Diyor ki sabit derinlikte bir dalga leğeninde oluşturan periyodik su dalgalarının dalga boyu hangilerinin artmasıyla artar? Artık buna hiç kaçınmaman lazım. Lambda çarpı F ve yapıştırıyorsun. Titreşimin frekansını arttırırsan sabit derinlikte diyor yani titreşim frekansı tamam. Burada hızınız sabit. Frekans artırırsan ne oluyordu? Dalga boyu azalıyordu. Yani daha sık dalgalar oluşturuyorsunuz. Daha sık dalgalar oluşuyor. Biri, bir, biri çıkmadan diğeri çıkıyor. Böyle küçük küçük aralıklar oluyor. Bu da ne yapıyor? Dalga boyunu azaltıyor. Artmaz yani. Genlikle işin alakası yoktur. Genliğin artması herhangi bir şekilde dalga boyu artar demek diye bir şey. Ama su derinliğini arttırırsan ne olacak? Frekans değişmeyecek. Dalga boyu da hızla artacaktır. Hız arttığı için dalga boyu artacaktır. Neden? Sonuç ilişkisini çok bozmayalım. Yani yanıt ne oluyor? Yalnız 3 oluyor. Derinin sabit bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların görünüş şekilleri ilgilidir. Bu görünümün seviye yargılarının hangileri olabilir diyor. Şimdi bunlar böyle bak bu ilk oluşan dalga. Son arkasından bu gelmiş. Son arkasından bu gelmiş. Ve belli süre gidiyorlar yani. Bunlar 4-5 diye gitmiş. Ve bir anda sıklaşmış. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Normal gidiyordu. Sonra ben bir anda tık 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 yaptım dalga kaynağını. Frekansı arttırdım. Bu olabilir bence. Yani frekansın zamanla artması olabilir. Periyodun ise zamanla kısalması olacaktı. Artması olamaz. Periyod zamanla artsaydı bu arkadaşlar arası mesafenin fazla olması lazımdı. Frekansın tersini düşün. Yani aheste aheste olmalıydı. Bu olmaz. Kaynaktan uzaklaştık işte derinliğin artması. Burada bir ufak bir durum var. Çünkü derinliği sabit dediği için bunu direkt atmanız lazım olamaz yani bunun sebebi bu olamaz zaten sonra da derinliği sabitliyor yani bir üçe gittiyseniz biraz güzel olmuş bir üçe gitmeyin yalnız 3 olacak tamam gel şimdi 19'a bir dalga leğeninde doğrusal dalga üreten dalga kaynağı periyodik dalgaları üretmekleri dalga leğenine düzenli olarak suyu evale edersen al işte derinliği arttırıyorsun Yayılmazlığın artar dalga boyunu artar periyot değişmez yani 2-3 olacak. Gerçekten sorular böyle mi olacak? hep böyle ha gerçekten böyle. Diyor ki derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde sabit frekansla çalışan doğrusal kaynak periyodik dalgaları üretmekte evet üretmişiz çukur engele geldi yansıyan doğrusal dalga için ne oluyordu bunlar ışın gibi düşündüğünde şöyle asal eksene paralel gönderiyorsun. Bunlar ne olacak? Odakta toplanacak. Benim çizgi biraz yamuk oldu. Şöyle gelecek. Anlık olarak noktasal bir hal alacak, sonra yayılmaya devam edecekti. Yansıyan dalgalar F odak noktasına önce dairesel olarak toplanır, sonra F odak noktasından dairesel olarak dağılır. Yansıyan dalgaların dalga boyu falan azalmaz. Yansıyan dalgaların frekansı ve sürati değişmez. Evet. Doğrudur. Zaten ortamda bir değişiklik bir şey yok. O yüzden yanıtımız edirne olacak. Şimdi geldik soru 21'e. Diyor ki çukur engele çukur engele, ne diyor önce? Yukarıda oluşan üç sistemdeki dalgalardan hangileri bu engellerden yansıdıktan sonra bir noktada odaklanır diyor. Tamam. Çukur engele, çukur engele merkez dışından gönderilen doğrusal dalgalar, e az önce 20. soruda yaptık daha bunu. Doğrusal dalgalar gönderip çukur engele, odakta bir odaklandılar zaten. Bu olur? Merkezi dışından göndermişsin. Tümsek engele gönderilen doğrusal dalgalar arkadaşlar, şöyle gelen dalgalar tümsek dalga tümsek aynada işin olarak düşündüğünde şöyle bir hal alıyordu. Yani bir odaklanma durumu yoktu. Şöyle yayılmaya devam ediyorlardı. Çukur engele odak noktasından yollanan dairesel dalgalarsa birin tersi aslında doğrusallaşır, odaklanmış. Birin tersi çünkü dalgalarda tersine hareket eder, ışın gibi davranabilirler. O yüzden yanıt yalnız bir olacak. Sabit derinlikte dalga leğende oluşturulan dorsal dalgaların K bölgesinde bulunan engelden yansıdıktan sonra yayılma durumu gösterilmiş. Buna göre K bölgesinde hangileri olabilir diyor. Düzlem ayna olamaz. Düzlem ayna diyorum. Düzlem olamaz çünkü zaten düz gelen düz giderdi bu olmaz. Çukur olabilir. Çukur olabilir. Hatta içeride bir F bölgesi vardır. Burada odaklanır ve yayılabilir. Tümsek de olabilir. Direkt burada bir tümsek ayna koyduğunuzda zaten paralel gelenler şöyle yansıdığı için Yine bu şekilde yansıyabilir. Tümsek de olabilir. Yani 2-3 diyebiliriz. Sorular çok zor değil bence ya. Gayet tatlı işte. Yani bence bu bu tarz olacak çünkü. Yukarıda bir deniz bölgesinde su dalgaları şematize edilmiştir. Buna göre yukarıda görselere göre dalgalar ok yönde ilerlerken dalgalar hangileri azalır? Artık bıktın değil mi soru tipinden? Evet bıktım hocam diyorsun. Frekans değişmez. Dalga boyu zaten burada küçülüyor. Belli. Sürat de küçülecek. Niye? Derinlik azaldığı için. Bak çünkü derinlik burada daha az. Hangileri azalır? 2 ve 3 azalır. Biraz hızlı çözüyorum artık çünkü çok örneklerini çözdüğüm için. Dalga L'nin doğrusal su dalgasının K'dan L'ye geçiş şekildeki gibi buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu arkadaş hiç eğer engel mengel olmasaydı, kırılma olmasaydı, ortam farkı olmasaydı böyle yoluna devam ederdi. Ancak devam edememiş şurası frenlemiş demek ki burası sığ. Burası derin. K ortamı L ortamından derindir. Doğru. Dalganın L'deki hızı K hızından büyük değil. Küçük. Çünkü L ortamı Dalganın kırılma açısı bu. Gelme açısından küçük. E bir zahmet küçük olsun zaten. Şurası tamamı zaten. Mesela şurası alfa ise. Şuranın tamamı alfadır. Zaten bir geri gitme var. Kırılma açısı gelme açısından küçük olacak. O yüzden yanıtımız denizli olacak. Gel bakalım. Gel gel. Ses dalga, ne diyor? Ses dalgaları ile ilgili hangileri doğrudur? Konu anlatımında yaptığım bazı şeyler bunlar. Ses dalgaları kaynaktan çıktığında ortamda küresel bir şekil alarak her yöne yayılır. Sesi hava atomlarının titreşimiyle yayıldığı ve titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını gözlem ve deneyler yaparak açıklayan ilk bilim insanı da arkadaşlar Farabi'dir. Bunu konu anlatımda vermemiştim ama bilmeniz gerekiyor. Bu Farabi nerede geçiyor derseniz bu olayda geçiyor. Ses dalgaları evet mekanik dalgalardır. Uzayda sesinizi duyuramazsınız. Sesin sudaki süreti havadaki süretinden az değil çoktur. Bu yanlış olacak. Katıda en fazla sonrası da sonra gazda. O yüzden yanıtımız 1, 2 ve 3 olacak. Sesin frekansı için hangileri doğru? Ses dalgalarının bir saniyedeki sıkışma ve gevşeme sayısıdır. Evet bunu simülasyonda görmüştük. Şu orada hoparlör var açarsanız. O haperlörün bir sıkışıp gevşeme hareketi vardı. Ses perdesini yani sesin tiz veya pes olarak sınıflandırılması sağlayan bir özelliktir. Frekans çoksa tiz, frekans azsa pes, ince, kalın. Sesin frekansı oluşturduğu basınç aynı zamanda yüksekliği belirler. Frekans arttıkça sesin yüksekliği artar. Evet sesin yüksekliği aslında frekans demiştik. O yüzden yanıtların hepsi doğru olacak. Ses dalgaları için hangileri doğrudur? Ses dalgaları arkadaşlar boşlukta yayılamazlar. Titreşim doğrultusuna göre enine değil boyuna dalgalardır yansıma, kırılma, soğurma gibi özellikleri vardır. Bunlar ultrason, ultrasonla grafik mi ne? öyle bir cihaz var. Ultrason cihazına aklınıza gelebilir. Sonardan aklınıza gelebilir. Bunlarda hep yansıma, kırılma, soğurma gibi özellikleri var. Tamam mı? Soru 28. Bir müzik kursunda İzmir Marşı önce piyano daha sonra kemanda seslendirilmiş. Kursun dışında bekleyen bir kişi önceki sesin piyano sonrakinin de keman sesi olduğunu söylemiş. Buna göre kursun dışında bekleyen kişinin bu sonuca ulaşmasına seslere ait hangi niceliğin farklı olması etkili olmuştur. Arkadaşlar iki sesi siz kimlik olarak ayırabiliyorsunuz. Aslında burada frekanslar aynı yükseklik de aynı. Yani burada ayırmanı sağlayan şey ne? Bu olayın tınısıdır. Herhalde burada çok büyük bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Özdeş KL şeyde e, özdeş artık konuşamıyorum ha. O kadar çok soru çözdük ki. Özdeş K ve L çekirdekli seviyelerde su doldurulmuş. Üflendiğinde diyor. Üflediğiniz zaman madde miktarı ne? Burada havadır değil mi? Evet buradaki hava ile siz muhatap oluyorsunuz. Hava miktarı artarsa yani madde miktarı artarsa frekans azalır demiştik. Burada frekans az. Burada frekans daha çok olacak üflediğinizde. Vurduğunuzda burada frekans az. Burada vurduğunuzda frekans çok olurdu. K'da daha çok olurdu ama üflüyor diyor. O yüzden K şişesinden işten sesin yüksekliği D şişesinden işten sesin yüksekliğinden küçüktür. Doğru. Çünkü F madde miktarı daha fazla. K ve L şişelerine elde edilen seslerin hızları eşit büyüklükte. Çünkü aynı ortamda bunlar. K sesinden çıkan sesin dalga boyu L sesinden çıkan sesin dalga boyundan büyüktür diyor. Şimdi lambda çarpı f v dersek aynı şekilde üflendiğini de söylesek tamam. Frekans azaldıkça dalga boyunuz artacaktır. Yani K'daki dalga boyu daha büyük. K sesinden çıkan sesin dalga boyu daha büyük olacak çünkü çarpım değişmiyor. Niye? Hız değişmediği için. Güzelmiş bu soru. Yanıt Edirne olacak? 1 2 ve 3 diyebiliriz. Tamam. Fena değil herhalde ya. Kaç sayfa kaldı ya? Ha, i̇ki sayfa kalmış. Beni de yordu. Seni de yormuş olabilir ama sıkıntı yok yapacağız. Şimdi diyor ki aynı kalınlıktaki metallerden oluşturulmuş X, Y pozonlarına X'in çatal uzunluğu Y'den fazladır. Hmm. X'in çatal uzunluğu Y'den fazladır. Aynı, aynı ortamda bu diyez bir çubukla vurularak oluşturulan seslerin diyor kesinlikle farklıdır diyor. Zaten çatal uzunluğu dediğim şey madde miktarıdır. X'in çatal uzunluğu Y'den fazlaysa X'in frekansı daha küçük olacak. Madde miktarı fazla olduğu için Y'nin frekansı daha büyüktür. Bunlar rezonansa falan girmez söyleyeyim. Frekanslar farklı çünkü. Frekanslar kesinlikle farklı. Aynı ortamdalar diyorsun. Tamam. O zaman süratleri zaten aynı olacak. Genlik hakkında kesin bir yorum yapamam. Genlik çünkü o tokmağı vurma hızınızla alakalı bir şeydir. Ee, düşük vurursanız düşük, yüksek vurursanız yüksek bir genlik elde edersiniz. O yüzden genlik altında kesin bir şey yapamam ama burada frekansların direkt farklı olduğunu söyleyebilirim. Ultrason cihazının yüksek frekanslı ses dalgaları yayan uç kısmında piezo kristal dediğimiz bir yapı var arkadaşlar. Kristaller elektrik gelince titreşerek ses dalgası üretir. Hastanın ultrasonu çekilirken bu ses dalgaları hastanın vücudunun farklı yoğunluğa sahip ortamlarda farklı hızda ilerler. Bak sonra zaten bayağı şey söylüyor. Farklı yoğunluklarda farklı hızlarla ilerleniyor. Vesaire vesaire. Buna göre ultrason cihazı ses dalgaları ile vücudumuzda görüntü elde ederken sesin farklı ortamlarda farklı hızla ilerlemesi. Bunu söylemişti zaten. Evet. Bu aynı anda yansıma ve iletim. Niye? Çünkü sizin kemik var, yumuşak dokularınız var, işte kas yapınız var. Burada ses dalgaları farklı bir şekilde. Bazıları yansır, bazıları iletilir. Burada da farklı şekiller olur. Yani yansıma ve iletim oluyor. Bu da ultrasonik ses dalgalarının özellikleri arasındadır. Farklı frekanstaki ses dalgalarının farklı hızla ilerlemesi. Farklı frekanstaki ses dalgalarının. Burada tek bir frekansta zaten ultrason çekilir. Farklı frekansta çekilmez. Yani farklı frekansına dönüp farklı bir hızda olmaz zaten. O yüzden yanıtımız ne olacak? 1-2 olacak. Yani frekans farklı, hız farklı mı oluyor? Hayır öyle bir şey yok. Dalga boyu farklı olur. Hız niye değişsin? Aynı ortamda çalınan farklı iki müzik aletinden çıkan seslerle ilgili kesinlikle aynı diyor. Farklı iki müzik aleti de olsa bunların frekansları aynı olabilir. Kesinlikle aynıdır diyemem. Zaten farklı da olabilir. Şiddetleri farklıdır aynıdır bilemem. Hani bunlara bir bunlara tık atıyorum da şöyle yapmam lazım. Kesinlikle aynıdır diyemem. Aynı ortam dediği için kesinlikle sadece hızlar aynı dememde bir sakınca yok. Ha yani şunu da söyleyeyim. Farklı müzik aletlerinin arkadaşlar frekansları aynı olabilir. Olmayacak diye bir şart yok. Şimdi diyor ki Orkestra çanı olarak bilinen kısilo, kısilofon farklı uzunluktaki aynı çubuklara çubukları tokmakla vurarak ses elde edilen bir çalgı. Yukarıdaki şekilde verilen 1 ve 7 numaralı parçaları vurulduğunda yargılarına hangileri doğrudur? Şimdi burada bakman gereken ne? Yine madde miktarı. Şu mor arkadaşımız yani birin madde miktarı 7'den fazla mı? Evet. Sen buraya vurduğunda buranın frekansı düşük. Burası madde miktarı az olduğu için burada frekans yüksek olacaktır. Bir numaralı, çıkan, bir numaralı çubuktan çıkan sesin frekansı en yüksektir diyor. Hayır en düşüktür. 7 numaralı çubuktan çekin, çıkan sesin dalga boyu en düşüktür diyor. Çünkü frekansı en yüksek, dalga boyu en düşük. Hız değişmiyor çünkü. 1 numaralı çubuğa daha sert vurarak 7 numaralı çubuğun frekansını elde edebilir misin? Vurma işlemiyle arkadaşlar genliği değiştirirsiniz. Frekansı değil. Herhangi bir elde ediliş olamaz. O yüzden yanıtımız yalnız ki olacak. Şimdi geldik soru 34'e. Diyor ki bir ucu sabitlenmenin gümüş telin diğer ucuna şekildeki gibi F kuvveti uygulanmış. Daha sonra bazı değişkenler ayrı ayrı değiştirerek gümüş tele vurulduğunda ses dalgaları oluşturulmuş. Buna göre oluşan ses dalgaları için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Tam bu gümüş tele tık vuruyoruz şöyle bir ses dalgası oluşturuyor. Şimdi telin boyu arttırılırsa sesin frekansı artmaz. Madde miktarı arttığı için sesin frekansı azalır. Telin kalınlığı artırırsa sesin frekansı azalır. Doğru madde miktarı arttı. Frekans azaldı. Telin gerginliği artırırsa sesin frekansı artar. Yani bu akor yapmak gibi olay aslında. Akor yapıyorsun. Tel bayağı bir kuvvetli çekiliyor. Daha bir ince ses duyarsınız. Bu konu anlatımda da bahsetmiştim. Gevşek olursa düşün. Gevşek bir tel düşün. Ondan çok güzel bir ses alamazsınız. Kalın bir frekanstır o. E, telin gerginliği artırırsa sesin frekansı artar. F kuvveti arttırırsa sesin frekansı artar diyor. Bu da aslında şey değil mi? F kuvveti arttırılırsa sesin süreti artar diyor. Hayır bununla ne alakası var? Sesin süreti ortamla alakalı bir şey zaten. F kuvveti arttırılırsa evet sesin frekansı artar. Yani gene bu teli gelmek olarak düşünebilirsin. Burada hani ses şey düşünmeniz değil mi? Yani işte V bu değil mi hocam? Çocuğum bu atma değil ki. Bir ses dalgası üretiyoruz sadece. Hani ona dikkat edin yani. 2, 3 ve 4 diyebiliriz. Ses dalgalarının ortamda ilerleme hızı ve frekansı ile ilgili. Ortam gaz ise ortamın sıcaklığı artarsa sesin ilerleme hızı artar. Ortamın kinetik enerji arttırdığı için titreşim, taneciklerin titreşimlerini arttırdığı için sıcaklığın artması sesin ilerleme hızını artıracaktır. Ortam katı ise ortamın esnekliği evet biraz uç bilgi bir yerde görmüştüm o yüzden koydum. Esneklik artarsa sesin ilerleme hızı artıyor. Daha kolay bir titreşim sağlıyor çünkü birim zamanda. Ortam sıvı ise ortamın sıcaklığı artarsa sesin frekansı azalır diyor. Ortamın sıcaklığının artması sesin frekansıyla ne alakası var? Ortam değişiklikleri frekansı etkilemiyordu çünkü. Değil mi? Kaynağa bağlı. Hep kaynağa bağlı deyip duruyoruz zaten. Deprem ve deprem dalgaları ile ilgili. Depremin şiddeti depremin kaynağından çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Hayır depremin şiddeti insanlar üzerindeki etkidir. Depremin büyüklüğü depremin yapılar ve insanlar üzerine hayır. O şiddetlidir. Yani bunlar ters olmuş. Volkanik hareketler sonucu oluşabilir ve mekanik dalgalardır. Evet. 3 ve 4 alabiliriz. Çok insan 1, 2, 3, 4 der buna. Tamam. Ve son soru. Bir deprem sırasında gözlenen sismik dalgalarla ilgili diyor. Bunlar P ve S dalgalarıydı. Artık müfredatta verilmiyor. Bir kısmı enine bir kısmı boyunadır. Yerin farklı tabakalarında aynı sabit hızda niye ilerlesin? Zaten farklı tabakalar farklı ortamlar niye aynı sabit hız olsun ki? Kırılma ve yansıma yaparlar. Faylar kırıldı derler işte bir yansıma olayları olur. Özellikle deprem bölgelerinde bununla ilgili bir sürü çalışmalar yapıp işte fay kırıldı. Fayda bir yansıma deprem dalgaları da yansıyabilir yani. Kırılma da yapabilirler. Bu tür şeyler olabilir. O yüzden yanıtımız 1 ve 3 olacak. Belki birazcık hızlı çözmüş olabilirim ama ben anladığınızı düşünüyorum. Çok öyle aman aman sıkıntı bir soru görmedim ben. Ee, olay bu. Harbiden bu yani. Buradaki sorulara hakim olduysan ben sana söyleyeyim. Gayet hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Gayet güzel güzel soruları çözersin istediğin yerden de. Tamam. hoş ben de yoruldum ha. Bayağı yoruldum. Artık sırada ne var? Optik var. Vay vay vay. Optik var. Biraz ona güzel bir yapacağız. Zor değil. Kolay. Optik de kolay. Merak etme. Fizik de zor konu yok zaten. Tamam mı? Evet. Bunlar üzerine güzel sorular çöz. Tekrarlarını güzel yap. Acele etme. Tamam mı? Her yıl bir tane soru gelir. Ve özellikle AYT'de de bazı bilgiler bizim çok fazla yarıyor. O yüzden ne diyelim? Kendine iyi bak diyelim. Hoşçakal. Görüşmek üzere.